Zannederim ki bin insana sorulsa ölümden zevk alır mısın? Sana öleceğini müjdeleyelim mi? Dense bunu hiç kimse olur iyi bir müjde ver diye mutlulukla karşılamaz. Karşılayamaz. Ölüm soğuk, ürkütücü, arkası bilinmiyor. Bir tünele giriyorsun, bir daha girişi ebediyen yok. Geri dönüş yok arkanı görmek yok. Ölüm böyle bir şey. Ölümün gerçeği bu. Ama Kur'an kitabımdır. Ben Kur'an'a iman ediyorum. Ne derse Kur'an doğrudur diyenlere Allahu Teala'nın başka bir cevabı var. İnsanlar olarak ikiye ayrılabiliriz. Kur'an'ı olduğu gibi kabul eden asla gökler yere inse güneş avucumuzun içine konsa Kur'an'dan bir kelimeyi yanlıştı haşa demeyeceğimiz şekilde iman edenler ve başka türlü Kur'an anlayanlar o başka türlü anlayanları bir kenara bırakalım onlar kendi anlayışlarıyla baş başa yaşasınlar güneşi Önüme koysanız bile Kur'an'ın her kelimesi olduğu gibidir. Allah doğru söylüyordur. Evirilecek cevirilecek bir tarafı yoktur Kur'an'ın. Diyenler için Rabbimizin ölümle ilgili bir bilgisi var. İnşaallah Rabbimin inayeti ile ve lutfu ile bu ayeti dinlerken bizzat Allah şimdi bana söylüyor diye şuurlu, anlayışlı bir şekilde dinleyen kullarından oluruz inşallah. Kolay değil çünkü. Allah bu ayetlerini, Kur'an ayetlerini 1400 senedir milyarlarca insanın kulağına döktü. Ama milyarlarca insan "Peki ya Rabbi, öyledir." diyemediler sakallı oldukları halde diyemedikleri oldu. Ne dediler? E faiz olmasa ben işleri nasıl geliştireceğim dediler. Benimle savaşıyorsun ama faiz alırsan. Deyince Allah, o başka bu başka dediler. Nehudu billahi teala. Çarşaflı peçeli olsa bile, Allah sana bunu söylüyor deyince, ama ben hangi asırda yaşıyorum? Kocamı görmüyor musun? Deyiverdiler. Allah'a cevap yetiştirdiler. Rabbim lütfu keremiyle peki ya Rabbi böyle söylüyorsan böyledir yüzde yüz böyledir yüzde bin böyledir hatta diyen kullarından oluruz lütfu keremiyle inşallah teala kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'imizde Fussilet suresinin 30, 31 ve 32. ayetlerini inşallah saf bir iman ve tam bir teslimiyetle dinleyeceğiz. Bu ayetler bir müminin son 10 saniyesini anlatıyor. Çok önemli ama. Bir müminin bu dünyayı terk ederken ki son 10 saniyesi. Bu ayetlere iman edenler için neler, hangi müjdeler var? Bunu görürken biz İlk sorumuz vardı ya, ölümü sempatik karşılayan var mı? diye sormuştuk. Onun cevabını da veriyor allah Teala burada. Nice kulları Allah'ın, Celle Celaluhu, son nefeslerinde, tebessüm de gittiler bu dünyadan. Çocukları onların yanında, ağlayıp sızlarken, eşleri bağırıp çağırırken, eşim ölüyor diye, onlar ben nere gittiğimi bilmiyor da ağlıyor diye onlara güldüler. Çünkü son 10 saniye, o son 5 saniye, son 2 saniye müthiş müthiş bir müjde ihtiva ediyor. Neden 10 saniye veya 15 saniye diye rakam veriyorum? Çünkü bu bahsettiğim ayetler hızlı bir şekilde o kadar bir zamanda okunur ondan dolayı. Allahu Teala mümin insanın artık kimseye gel bana bir bardak su getir doktoru çağır 112'yi arayın demeye fırsatı kalmadı o son 10 saniye her şey el ettikler kesilmiş can yok kalp durmuş beyin durmuş ama gözler hala açık bir göz açıp kapatacak kadar süre kalmış o sürede Allahu Teala Biraz sonra kimlik beyanlarını yapacağımız mümin kullarının son müjdeli anını anlatıyor. Elbette faizi helal görenler için bu şans yok. Elbette Allah'ın şeriatı yerine başka sistemler bulanlar bu ayetleri dinleseler de işe yaramaz. Anlasalar da işe yaramaz rablerine tövbe edinceye kadar. Elbette evlilik konusuna gelince miras konusuna gelince, şirket konusuna gelince, haram, müstehcen kavramlarını Allah'tan dinlemeye karşı çıkınca, elbette bu ayet hiçbir işe yaramayacak. Ama sen ne dersen doğrudur ya Rabbi. Su mavidir, siyahtır ne dersen biz öyle kabul edeceğiz. Diyenler için, yüzde yüz Allah'a teslim olanlar için. Yeri gelip bu yüzde yüzlük sınırı da aşıp, yüzde bin, yüzde milyon Allah'a teslim olanlar için son görüntüyü Allah anlatıyor. Celle Celaluhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne kâlû rabbunallâh. Sümme istekâmû. Tetenezzelu aleyhimul melâikeh. Ellâ tekâfû ve lâ tehzenû. وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم هرشي شَيْءٍ يا ربي Arapça ile ilgisi yok bunun. Çünkü bu ayetlerin anlattığı şey, Araba da okunacak, Türkiye de okunacak, Rus'a da okunacak, Kürt'e de okunacak, İngiliz'e de okunacak, Ermeni mümine de okunacak. Herkese okunacak. Yeter ki Allah'ın şartını yerine getirmiş mümin olsun. Kardeşlerim bu mübarek ayetler, Son 10 saniyenin konuşmaları bunlar. Bu hayattan ayrılırken 10 saniye, belki de 15 saniye, belki de 5 saniyenin hızlı bir şekilde bandını izleyeceğiz şimdi. Rabbimiz Allah'tır dedikten sonra dost doğru hareket edenlere melekler inecekler. Onlara diyecekler ki: Korkmayın, üzülmeyin. Buyurun Allah'ın size vaad ettiği cennete gidiyorsun şimdi ve sevinin sakın dünya hayatındaki kalanları merak etmeyin çocuklarınız aileniz bizim emanetimizde diyor melekler gittiğiniz yerlerde de biz sizinle beraber olacağız yalnızlık çekmeyeceksiniz ve canınızın arzu ettiği her şeyi bulacağınız cennete gidiyorsunuz bu sana rahim ve gafur olan Allah'ın ikramıdır diyecek ve hayat bitecek böyle ölen kulları olacak Allah'ın yalnız bu nüfus kağıdında eskiden Müslüman yazardı diye nüfus kağıdında Müslüman yazanların işi değil onlara böyle bir müjde yok bu babası dindar olanlarla ilgili de değil bu babası veya kendisi Ramazan-ı Şerif'te bol bol iftar yedi yıldızlı otellerde yan odasında alkol kullanılan otellerde iftar verenlerle ilgili değil onların müjdesi değil bu şartı var Allah'ın <laughs> innellezine kalu Rabbunallah Rabbimiz Allah'tır diyenler Rabbimiz Allah'tır diyenler iman edenler değil ama dikkat ediyor. İman edenler sonunda cennete gidecek inşallah. ayrı. Biz cennete gitmekten konuşmuyoruz şimdi. Ölmeden meleklerin ağzından cennet garantisi alıp huzur içinde mutlu bir ölümden söz ediyoruz. Çoluk çocuğunu abisine, amcasına, dedelerine akrabalarına, sosyal güvence sistemlerine bıraktığı için değil. Meleklerin himayesine bıraktığı için mutlu ölen insandan söz ediyoruz. Bu adam iman eden adam değil. Daha bir üst numarası var. Ağzını açtığında "Rabbim Allah'tır" diyen. Beşeri sistemlere karşı, beşerin küfrün hilelerine, tuzaklarına karşı. Kur'an'ın karşısına getirilen yeni yeni ilahlar tanrıcıklara karşı Rabbimiz Allah'tır diye asabı kef gibi Roma saraylarında Roma saraylarına özenenlerin saraylarında Rabbimiz Allah'tır diyenler onların müjdesi bu çünkü onlar aşırı gidiyorsun zamansız konuşuyorsun torunlarının geleceğiyle oynuyorsun çocuklarının geleceğiyle oynuyorsun diye hep uyarılıp tehdit ediliyorlardı ürkütülmeye çalışılmışlardı. Bu tehditlere karşılık işte Rabbimiz Allah'tır diyenler. Bunu haykıran delikanlılar, bunu haykıran genç kadınlar. Onlar var ya, onların müjdesi bu tehditlere karşı melek müjdesi almaktır. Ölmekle, sigortasız kalmakla tehdit edildikleri bir dünyada meleklerin sigortasında çocuk bırakıp ahirete gidecekler. Rabbimiz Allah'tır diyorlar. Sümmestekamu. Ve arkasından hiç kıvırmadan yaşıyorlar. Ayet böyle. Dost doğru gidiyorlar. Kıvırmak yok. Eğirmek, büğürmek yok. Ama demek yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mihrabında imam olduğun halde orada bile kıvıran tip değil. Allah dediyse, peygamberi dediyse, Ümmetin selefinin gittiği yolsa o yol benim yolumdur. Bekar kalırım o yolda kalırım. Aç kalırım o yolda kalırım. İşsiz kalırım o yolda kalırım. Zindana da girsem o yolda kalırım diyen Sümme Dost doğru olanlar Dost doğru olanlar İman edip Rabbimiz Allah'tır diyor. Sonra da dost doğru oluyor. Eşi istediği için kıvırmıyor. Çocuklarının hatını kıramadığı için bükülmüyor. Allah Rabbimdir dedikten sonra filanca sistem, filanca güç, filanca odak, filanca şirket yok artık. Bir Allah var, gerisi yok. Gerisi mala yani diye kalite gösteren müminler onlar vallahi ve billahi Azrail'i görmeden sayısını Allah'ın bildiği kadar yüzü gülen nurlu melek görecekler önce. Azrail onları korkutamayacak. Azrail korkutamayacak. Çocukları babamız can çekişiyor diye ağlarken, o meleklerle muhabbet edecek. Tetenezzelu aleyhimul meleike. Onlara melekler yoğun bir şekilde inecekler. Allah buyuruyor. Bir melek de değil, iki melek de değil, beş melek de değil. Ve melekler inip ona Biraz sonra Azrail gelecek sakın korkma biz buradayız diyecekler. Biz buradayız diyecekler. <laughs> Gittikten sonra da geriyi merak etme diyecekler. Biz buradayız. Meleklerin sahtesi olmaz. Melekler düplör kullanmazlar. Melekler bir tanedir. Sahte melek gelmez. Sahte peygamber olur da sahte melek olmaz. Geldi mi onlar gelirler. Çünkü kapıyı vurup gelmeyecekler. Kimlik gösterip gelmeyecekler. Kim oldukları belli olacak o zaman. Ella tahafu ve la Korkma. Geriyi merak etme. Biz şimdiden sonra seninle beraberiz. Cennete gidip seni teslim edene kadar yanındayız diyecekler. Konvoy gelmiş. Konvoyla götürecekler. Rabbim Allah'tır deyip kıvırmayan müminleri bankanın önünde yeni kimlik bulan müminler buna dahil değil düğününde farklı kimlik sergileyenler buna dahil olmayacaklar kıvırmayacak şart bu dik duracak o dik durmanın bedeli de Allah onu dimdik götürecek cennetine ellâ tehafû ve la korkmak yok biz buradayız ve ebşirû bil cennetilleti kuntum tu'adûn ve o Adını duyduğun cennet var ya, senindir müjde olsun sana diyecek. Müjde ediyoruz sana, cennet senindir. Biz şimdi dünyada toprakta olduğun sürece kabirde yanındayız. Ahiret başlayınca da, dirildiğin andan itibaren yanındayız. Ve her arzu ettiğin şeyin, sana verileceği cennete seni koyacağız. Öyle ayrılar.